Squad'dan herkese selamlar. Evet, bugün sizlerle çok merak edilen bir konuyu konuşacağız. Konuğum özel sigortalar konusunda özellikle Rusya'da çalışan, kendisi yurt dışında çalışan, yaşayan Türk vatandaşları üzerine çalışıyor. Onlara özel yaşam sigortasından tutun, özel emeklilik sigortasına, eğitim sigortasına kadar birçok alanda sigorta yapan bir uzman. Çiğdem Selçuk'la birlikte olacağız. O bize bunun neden gerekli olduğunu, bundan sonraki yaşantımızda nasıl bir gereği olduğunu anlatacak. Öncelikle bir Çiğdem Hanım'a hoş geldin diyeyim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şu anda. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Güzel. Burada Türklerle özel sigortalarla ilgili çalışıyorum. Siz de çok güzel anlattınız. Bireysel emeklilik, hayat ve birikim planları ve özel sağlık sigortaları ile ilgili. Burada böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm. Bundan 5 yıl öncesinde başlamıştım. İlk geldiğin zaman hatırlıyorum. Tabii gene görüşmüş, konuşmuştuk. Evet. Peki isterseniz şöyle başlayalım konuya giriş yapmak açısından. Sizin en önemli ürününüz nedir? Beni nasıl ikna edebilirsiniz? Benim neden sizin bu ürününüze ihtiyacım olsun yurt dışında yaşayan birisi olarak? Şimdi burada özellikle iki ürün ön plana çıkıyor. Bireysel emeklilik ve çocuklar için benim çok önemli bulduğum birikim ve eğitim planı. Birikim ve eğitim planı dediğimiz bizim başımıza bir şey gelmesi durumunda, yani vefat gibi bir risk durumunda onların hayatını normal bir şekilde devam ettirecekleri, Allah korusun. Tabii ki ama bu da bir gerçek, hayatımızın gerçeği, yani yarın ne olacağını bilmiyoruz ve çocuklarımız için çalışıyoruz sonuç olarak. Dolayısıyla bugün varken, çalışıyorken, onlar için bir şeyler planlıyorken aynı zamanda hem bir birikim yapabiliyorsunuz bu planda, hem de yarın başımıza böyle bir risk gelmesi durumunda ciddi bir teminata sahip oluyorsunuz. Oluyorlar daha doğrusu aileniz. Herhangi bir risk gerçekleşmediği durumda da bir birikim yapmış oluyorsunuz onlar adına. Dolayısıyla hani hem eğitimlerine destek olacak ileride bir plan oluyor, hem de bu süre boyunca ciddi anlamda sizi koruyan bir teminatınız oluyor. Peki Türk vatandaşı olup olmaması önemli mi? Önemli. Türk vatandaşlarına şu an sadece yapabiliyorum. Sonrasında bunu geliştirmeyi umuyorum buradaki. Peki anne şekilde. Rus, baba Türkse çocuk o şekilde oluyor mu? Oluyor tabii. Burada zaten birçoğu öyle. Türk baba, yani Türk vatandaşına yapabiliyoruz ama varisler, eş ve çocuklar Rus olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Başımıza yakın bir zamanda da böyle bir olay geldi burada ilk kez. Burada da teminatımızı direkt eş ve çocuklara ödedik. Eş ve çocuklar Rus vatandaşıydı. Çocuklar tabii genelde Türk vatandaşı da oluyor. Bu planı ben çok kutsal buluyorum. Çünkü hayatlarını aynı şekilde devam ettirebilmeleri için gelirinin de aynı şekilde devam ediyor olması gerekiyor. Fakat ailedeki finansal sürekliliği sağlayan kişi vefatı durumunda geride kalanları ciddi anlamda koruyacak bir plan oluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda paranız da bir yere gitmiyor zaten, hali hazırda birikmiş oluyor. Süre sonunda paranızı geri alabiliyorsunuz. Böyle bir plan. Burada en çok tercih edilen plan bu. Peki minimum ve maksimum değerler nedir burada? Minimum $50 gibi bir bütçeyle de başlayabilirsiniz. Tabii ki seçeceğiniz plana göre, yani teminata göre değişiyor. Aylık olarak diyorsunuz. Aylık olarak. Yani burada normalde bunu hani bir yemek yediğinizde de veriyorsunuz. Oradan hani küçük bir şey kısmış oluyorsunuz aslında. Kredi kartınızdan her ay düzenli olarak bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Ama para, aynı zamanda teminatı da elde etmiş oluyorsunuz. Türkiye'de mi yatıyor hesaba para? Türkiye'de yatıyor. Süre sonunda da yine dolar bazında birikiminizi geri almış oluyorsunuz. Diyelim ki bunun süreleri ne kadar? Yani ne kadar süreyi kapsıyor? Bu minimum 12 yıl, maksimum 20 yıl olmak üzere istediğiniz bir süre seçebilirsiniz. Aynı zamanda işte teminat $50,000, $100,000, burada hani 1 milyon, 2 milyon dolara kadar yaptığımız vefat teminatları var. Bu durumda işte sağlık durumu ve yaşına göre ödeyeceği prim belirleniyor.
Peki şunu söylemek istiyorum. Yani bu bahsettiğiniz ürünle ilgili olarak diyelim ki ben 12 yıllık bir plan seçtim. Her ay 50 dolar hesabınıza aktardım veya benim banka kartımdan aldınız o ücreti. 5 sene sonra ben vazgeçtim. Burada hani belli dönemler var. Daha doğrusu çıkmak istediğiniz, paranızı almak istediğiniz yıla göre belli kesintiler var. O yüzden minimum 12 yıl diyoruz. Aslında 12 yıldan önce çıkma hakkınız var fakat bir kesinti, ciddi kesintiler olabilir çıkacağınız yıla göre. Özellikle ilk yıllarda yüksek kesintiler var. Öyle bir durumda hani ödeyememe durumunda dondurma hakkınız var ilk yıldan sonra. Sonra geriye dönüp ödeyip tekrar devam edebiliyorsunuz. Yani bu aslında bir ihtiyaç olarak görüldüğü zaman hiçbir şekilde ödemeyi bırakmazsınız. Eğer hani ciddi bir iş kaybı, gelir kaybı olmadığı müddetçe. Burada şu anda hali hazırda 5 yıldır devam eden 400'ün üzerinde müşterim var ve çok az bir kısmı durdurdu. Çünkü önemli olan hani bilinçli bir şekilde başlamak. Bunu neden yapıyorsunuz, neye hizmet ediyor? Paranızın biriktiğini zaten görüyorsunuz. İşte aplikasyonu, işte Avibasa adı altında yapıyorum ben bunu, Avibasa'nın bir ürünü olarak. Peki devletin katkıları vardı bir dönem bunlara, orada bir şey söz konusu mu? Bunu normalde eğer Türkiye'de bir şirketiniz varsa vergiden düşme hakkınız var. Bu güzel bir avantaj aslında ama burada hani bunu pek kullanılamıyor Türkiye ile bağlantı olmadığı için. Fakat bireysel emeklilikte devlet katkısı var. O farklı bir sistem. Orada ödediğiniz rakamın %25'i kadar bir devlet katkısı alıyorsunuz. Aynı zamanda yatırdığınız rakamlar belli fonlarda değerleniyor. Altın, dolar, hisse, senedi, tahvil, bono gibi. Bu da güzel bir yatırım. Bu da düzenli bir tasarruftur. Burada orada minimum ve maksimum. Burada da minimum 300 TL gibi bir rakam. Maksimum da bu sizin hani bütçenize kalmış fakat devletin maksimum katkı sınırı bir brüt asgari ücret tutarında, yani bu yıl için 2943 liraydı, yılbaşından sonra değişecek. Yani o rakama kadar %25 alma hakkınız var, onu her ay devlet size yatırıyor. Tabii böyle para, sigorta falan çok ciddi duruyorsunuz, ciddiyete de yansıyor. Bunu şu şekilde anlatacak olursak, yani diyelim ki farz edelim ben A şahsı olarak Rusya'da çalışan sıradan bir işçiyim ve geldim. Siz de emeklilik ürününüzü satın aldın. Aylık 500 TL para yatırdım diyelim. Burada da minimum 12 yıl mı söz konusu? Minimum 10 yıl. 10 yıl boyunca yatırdım. 10 yıl ve 56 yaş kriteri var emekli olmak için. Yani maaş tamam alalım. Diyelim ki 45 yaşındayım. 45 yaşındasınız. Ve her ay 500 TL yatırdım. Evet. Burada ne kadar maaş alacağız diye soruyoruz. Evet. Şimdi 10 yılda olup 56 yaşta olduğu zaman maaş alma hakkımız var. Maaşımız da yatırdığımız prime, hangi fonda yatırdığımıza göre değişkenlik gösteriyor. Yani ne kadar çok yatırırsak ona göre bir primimiz oluşuyor, ona göre bir devlet katkısı oluşuyor. Süre sonunda da 56 yaşında maksimum 85 yaşına kadar alabileceğiniz bir maaşınız olacak. Mesela ömür boyu diye geçiyor şu anda. Ama 86 yaş dediniz, ömür boyu değil demek ki. Yani şu an ömür boyu... Ortalama ömür evet, 86 diye hesaplıyorsunuz böyle, o zaman. Böyle hesaplanıyor. Peki inatçı çıkıp 96 yaşına kadar yaşayanlara veriyor musunuz? Şu anda hani 85 diye bir sınır koyulmuş açıkçası. ama bunun üstünde çalışmalar var ömür boyu şeklinde. Fakat bu 85'ten önce yani maaş almaya başladınız, 5 yıl sonra vefat ettiniz. İçerideki birikiminiz yine ailenize maaş ya da toplu para olarak kalabiliyor. Orada kesinti var. Mesela diyelim ki 5 sene sonra size bu emeklilik adına ücret yatıran kişi vefat etti veya vazgeçti, parasını almak istedi. Vazgeçme durumu yok ama vefat durumunda geride kalana toplu parası kalabiliyor. İçeride ne kadar birikimi kaldıysa kesinti oluyor mu? Kesinti olmuyor. İçerideki birikimi kalıyor. 10 seneyi doldurduktan sonra maaş olarak alabiliyor. Alabiliyor. Buradaki süreyi yine siz belirleyebiliyorsunuz. Hani ömür boyu değil de işte ben 10 yıl boyunca almak istiyorum.
ya da 15 yıl ya da 5 yıl boyunca maaş almak istiyorum diyebilirsiniz. Orada maaşınız da ona göre değişiyor. Toplu olarak almak isterse peki? Genelde toplu olarak alıyor herkes aslında. Şu güne kadar maaş alan benim bir müşterim oldu sadece. ki hani çok emekli olan oldu, bu hakkı kazanan oldu. Toplu almak herkesin daha çok herhalde işine geliyor. Genellikle alıp hani banka yatırmak, ev almak gibi farklı yatırımlar yapılıyor. Yani düzenli tasarruf yapmak adına ve bu %25 katkıyı kullanmak adına Türkiye'de güzel bir sosyal güvence sistemi. Devlet ya da üçüncü şahıslar haciz gelemeyen bir yatırım sistemi bu aynı zamanda. Bunun dışında başka bir sorunuz var mı? Benim aslında sorum çok. Yani ben merak ediyorum. Siz geldiniz, kapımı çaldınız. Beni ikna edin. Evet. Şöyle. Aslında hani... Bir önce kendinizi tanıttınız. Evet. Tanıştık. Ondan sonra konuya nasıl giriyorsunuz? Konuya nasıl giriyorum? Şimdi öncelikle şu anda çalışıyorken, kazanıyorken ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz diye hani sormak istiyorum. Hani finansal bir analiz yapmayı tercih ediyorum ilk başta. Ne kadar kazanıyorsunuz? Böyle bir hareket edelim. En azından izleyicilerimiz için de açıklayıcı bir şey olsun. Direkt siz bana geldiniz. Bana ürünlerinizi anlatın. Ben de ikna olayım ya da ikna etmeye çalışın. Gerçi ikna edilmesi zor bir kişiliğim ama buyurun. şu andaki geliriniz ve emeklilik dönemindeki tahmini geliriniz arasındaki farka yönelik aslında yaptığımız bir çalışma bu. Çünkü insanlar çalışmaya başladığı andan itibaren belli bir kariyerden sonra çok ciddi paralar kazanabiliyorlar. Kazanıyoruz. Fakat bu 60'lı, 50, 55'li, 60'lı yaşlara geldiğimiz zaman artık iş hayatını bırakıp emeklilik dönemine geçtiğimiz zaman dolayısıyla gelirimizde ciddi bir düşüş oluyor. Çünkü çalışmıyoruz artık eskisi kadar faal değiliz. Ve eskiden yaptığımız yatırımlarla bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz ve normalde işte sigortalıysak bir maaşımız oluyor. Burada yaptığımız yatırımları biz kesin olarak geri dönecek gözüyle bakmıyoruz. Örneğin bir ev aldık, kiraya verdik. Bunun kirasını gelip gelmeyeceğini, kiracının ödeyip ödemeyeceğini bilmiyoruz ama devletten alacağımız sigortayı biliyoruz. Örneğin sizin geliriniz şu ortalama anda 5000 dolar. Ortalama Rusya'da sıradan bir işçinin aldığı ücret 1500 dolar diyelim. Hı-hı. Öyle hareket edelim ki gerçekçi olsun. Çünkü hani iş dünyasında evet 5000'de alan var, 10.000'de alan var, evet. Ama gerçekçi olsun diye 1500 dolar maaş alan birisiyim ben şu anda. Hı-hı. Onun üzerinden ilerleyelim ki evet. Gerçekçi olsun. Şimdi evet. 1500 dolar alıyorsunuz ve bu emekli olduğunuz zaman ne kadara düşüyor örneğin? Yani emekli oldunuz ve emekli maaşı alıyorsunuz. Türkiye ile Rusya arasında böyle bir anlaşma söz konusu olmadığı için burada emekli olanlar herhangi bir haktan faydalanamıyorlar. Evet. Zaten bu noktada hani özel emeklilik buradaki vatandaşlarımız için çok daha kıymetli hale geliyor. Burada kazanıyorken işte gelirimizin minimum %10 ila 15'i gibi bir rakamı ayırdığımız zaman ve çalışma hayatımız boyunca kenara atıp işte fonlarda değerlenip üzerine de devlet katkı yaptığı zaman emeklilik döneminde belki şu andaki gibi 1500 dolar olmasa da buna yakın bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz aslında. Yani şöyle diyelim %10 veya %20 diyorsunuz. Hı-hı. 150, 200 dolar diyelim, evet. Mesela her ay 200 dolar kestiniz. Herkes 10 yıl boyunca. 10 yıl boyunca 200 dolar her ay yatırdınız. 10 yıl veya işte yaşınıza göre tabii ki bu değişiyor. Tabii ki 10 yıl yatırım şeklinde değil de buna ne kadar genç yaşta başlanırsa aslında o kadar avantajımız var. Çünkü hani daha uzun yıllar ödüyorsunuz, daha iyi bir birikiminiz oluyor. Normalde biz bunu çalışmaya başladığınız ilk andan itibaren yapmanızı öneriyoruz ki hem uzun vadeli güzel bir yatırım yapmış olun, sosyal güvencenizi ciddi anlamda elde etmiş olun. Hem de o dönemdeki geliriniz hani şimdikine eşit olabilsin. Ben sizden şunu anladım, doğru mudur? Hem döviz olarak birikim döviz olarak devam ediyordu. Yoksa döviz, TL olarak mı? Şöyle, Türkiye'de yapıldığı için bu yatırım TL olarak çekiliyor. Fakat siz orada döviz, altın, hisse senedi, işte Eurobond, tahvil gibi farklı farklı yatırımlar yapabilirsiniz.
ve bunu zaman zaman değiştirebilirsiniz. Örneğin son... Sizin o bahsettiğiniz telefondaki application'dan kendi mi tercih ediyor? Sizin evet, peki öneriniz evet. oluyor mu o konuda? Hiç bilgisi yoksa? Önerimiz olabiliyor eğer kişi isterse. Genellikle burada birçok müşterimiz hep dövize yatırmayı tercih etti. Döviz veya altın. Bunun dışında tabii ki şu an işte son 1-2 yıldır onlar en çok revaçtaydı. Tabii ki hisse senedinin çok ciddi artış sağladığı zamanlar oluyor. Veya kimisi de hiçbir şekilde risk almak istemiyor, tahvil bonu da kalıyor ve onun da belli bir getirisi her sene var düzenli. Ama tabii ki seçtiğiniz fonun getiri oranları çok değişken, o yüzden onları iyi takip etmek gerekiyor. Özellikle de belli bir seneden sonra, belli bir birikim oluştuktan sonra daha doğrusu içerideki paranız büyüyor, onu da güzel değerlendirmek gerekiyor. Bu konuda tabii ki istenirse biz tavsiye veriyoruz, normalde tavsiye vermemiz yasak. Anladım. Ama yine de biz yönlendirmeye çalışıyoruz. Hem para birikmiş oluyor hem değerlendirilmiş oluyor öbür taraftan evet. fonlardan veya döviz veya altın olarak seçerse. Evet. Aynı zamanda devlet katkısı evet. da eklendiği zaman 10 sene sonra yani daha doğrusu evet. 56 yaşına geldiğinde belki 40 yaşındadır. Evet, 10 sene değil de 16 yıl boyunca evet. yatıracaktır. Sonunda ya topluca parasını alacak ya da isterse ayrılıp ki siz dediniz ki hiç kimse ayrılığı tercih etmiyor dediniz. Aslında evet tercih belki bundan sonra daha çok edilebilir ama genellikle bizim Türk insanımız gayrimenkule çok yönelik olduğu için toplu parasını biriktirip başka bir yatırım yapmayı tercih ediyor. Veya burada hani para biriktirip işte çocuğunun üniversitesi geldiği zaman, üniversite dönemi geldiği zaman onun masraflarını karşılayabiliyor. Bunu da çok yapan müşterimiz oldu. Peki bunun dışında sağlık sigortası mesela o da çok önemli bir başlık. Türkiye'ye gittiğinde çünkü herhangi bir sosyal bağlantısı olmuyor. Sıradan bir işçi olarak veya gelip burada kendi işini kuran patron dahi olsa Türkiye'de mesela bağlantısı olmuyor. Şimdi ben televizyon kanalının temsilcisi olduğum için orada benim yatırılıyor. Mesela oradaki sosyal güvencem var. SGK olarak. Evet mesela buraya gelip çalışan veya iş kuran bir insanın sosyal sigortası yok. Sizin böyle bir ürününüz var mı ve ne tür avantajları var? Örneğin Türkiye'ye gittiğinde sağlık sorunu yaşadığında. Ben özellikle buradaki tüm vatandaşlarımız için bunu ısrarla hani yapılmasını öneriyorum. Özel sağlık sigortası ve en azından sadece yatarak tedavili olan Türkiye'de geçerli bir paket. Bunların hem rakamları da çok yüksek değil, yıllık çok cüzi rakamlar Rusya'ya göre. Aynı zamanda da burada ciddi bir sağlık sorunu olduğu zaman ameliyat ve bunun gibi daha ciddi tedaviler görmesi gereken bir hastalık olduğunda genellikle bizim insanımız burayı değil Türkiye'yi tercih ediyor. O yüzden bunu herhangi bir sağlık sorunumuz yokken yapmalıyız. Çünkü bir şey çıktıktan sonra bu tabii ki muafiyet ya da ek prim uygulamaları olabiliyor. O yüzden bir şey olmadan, sağlıklıyken, gençken yapıp o hakları elde etmek, işte ömür boyu yenileme garantisi, ameliyat hakları gibi bunlar ilk 3 yıl içerisinde verilen haklar. Bunları almak çok önemli. O yüzden bu paketi de bir açıklar mısınız? Yani o pakette ben merak ediyorum açıkçası okuyucular, izleyenlerimiz açısından. Gazeteci olunca hep okuyucu diyorum. Burada birkaç farklı paket var. Yatarak tedavi en basic, en temel olan %100. Zaten tüm paketlerde yatarak tedavi %100 karşılanır. Hastaneye yattığınız andan itibaren bir günü geçen tüm yatışlarınızı karşılar. Ameliyatlar, işte 2 ayda hastanede kalsanız hiçbir şey ödemezsiniz gibi. Diğer bir pakette limitli ayakta tedavi eklenir üzerine bunun. İşte burada yıllık belli bir limitiniz olur. 4000 lira, 3000 lira, 5000 lira gibi. İşte bir şeyiniz vardır ama burada ihmal ediyorsunuzdur da Türkiye'ye geldiğiniz zaman bir doktora gidersiniz gibi. Bu paketi alabilirsiniz veya benimki limitsiz olsun, her şey karşılasın, ne olur ne olmaz diyorsanız da limitsiz ayakta tedavi de alıp hem yatarak limitsiz hem ayakta limitsiz bir paketiniz olabilir. Bunlarda da yine A+, B+ gibi işte American Lee Memorial hastanelerini kapsayan bir paketimiz var. Bir de bir alt grup Acıbadem Medical Park gibi hastaneleri kapsayan var. Peki, burada da fiyat farkları oluşuyor. Minimum maksimum ücretleri nasıl? Bunlar çok değişken. Yaşa göre ve sağlık durumuna göre yine değişiyor. Yine 45 yaşı baz alalım.
45 yaşı baz alırsak yatarak tedaviler ortalama 2500-3000 TL civarında. Aylık ödeme. Yıllık. Ha, yıllık. Yıllık, evet. Ayakta tedavi limitsiz paket olursa o zaman işte 10.000 civarlarına çıkıyor. Yani yıllık 10.000 TL size her yıl yatırıyor. Ne kadar süreliğine yatıracak bu ücreti? Bunun bir geri dönüşümü yok biliyorsunuz. Hani bu bir araba kaskosu gibi kendimize verdiğimiz aslında değeri gösteren bir sigorta. Bunu ne kadar öderseniz o kadar sizi koruyacak demektir. Ama özellikle haklar oluştuktan sonra zaten bunu hiç kimse iptal etmiyor. Çünkü o hakları tekrar alabilmeniz iptal ettikten sonra çok kolay değil. Çünkü o 3 yılı sağlıklı geçirmiş olmanız gerekiyor bu hakkı alabilmek için. Önceden gelen hastalıkları kapsamadığından dolayı böyle bir uygulama var. Yani ben bugün başlarsam 3 sene sonra mı bu haklardan faydalanmaya başlayacağım? Aslında bazı durumlarda hemen, bazı durumlarda 1 yıl sonra, bazı durumlarda da 3 yıl sonra. Şöyle ki, bizim, ben şu an Aksigorta acentesiyim ama diğer tüm sigorta şirketleriyle de çalışıyorum bağlantılı olarak. Aksigorta'da ilk andan itibaren kanser, kalp ve şekeri biz karşılıyoruz. Önceden var olmamak kaydıyla birinci yıl içerisinde başınıza böyle bir şey gelse bile bunun hepsini ödüyor. İlk andan itibaren tüm acil durumları, işte apandisit ameliyatı gibi, kaza gibi tüm acil durumları yine kapsıyor. Ve ilk yıldan sonra tüm ameliyatları kapsamaya başlar. İlk yıl mesela ameliyatları için bekleme süresi. Bu tüm şirketlerde standart bir kural. İlk yıl bakarlar çünkü bir şey varsa, bir ameliyatlık bir durum varsa bu önceye dayalı bir hikayesi olan bir durumdur mutlaka. Ondan dolayı ilk yıl ameliyatlar hariçtir. Hı hı. İkinci yıldan sonra tüm ameliyatları kapsar. Ancak yine de ilk 3 yıl bunları muaf tutma hakkına sahip şirket. Çünkü bunlar her şekilde önceden var olan bir şeylerdir şeklinde yaklaşırlar. 3. yıldan sonra da ömür boyu yenileme garantisini alırsınız. İlk 3 yıl ciddi bir şeyiniz çıkmadıysa tabii ki ufak tefek işte grip ya da örneğin öncesi olmayan dediğim gibi apandisit gibi ameliyatlarda bunlar için birisi teşkil etmiyor ömür boyu yenileme garantiniz için. 3. yıldan sonra bu hakkı alırsınız. Ondan sonrasında zaten başınıza ne gelirse gelsin her şekilde şirket sigortanızı yenilemek durumunda. Hiçbir istisna ve ek prim uygulamadan. Hı-hı. O yüzden başımıza bir şey gelmeden önce bunu yaptırmamız çok önemli. Yani arabayı bir yere çarpmadan önce kasko yaptırmamış olmak gibi bir şey bu aslında. O yüzden kaskomuzu kaza yapmadan önce yaptırmalıyız. Peki şöyle baktığınız zaman yani yaklaşık 10-15 dakikadır sohbet ediyoruz. Eklemediğiniz, unuttuğunuz bir detay kaldı mı? Şunu da söyleyeyim, izleyenlerimizi bilgilendirelim dediğiniz. Gene ciddileşti abi. Herkesin bu saymış olduğum 3 sigorta birbirinden çok farklı ve gerekliliğine çok inandığım planlar. Bir özetleyelim yani isterseniz, evet. Bireysel emeklilik kişinin çalışıyorken ve kazanıyorken geleceği için yapması gereken bir plan. Yani uzun vadede şu anda öngöremediği, şu an ihtiyacı olmadığını düşündüğü bir plan. Ancak gelecekte bir gün gelecek dediğimizde hani o yaşlar geldiğinde ihtiyacını anlayabileceğimiz bir şey. O yüzden şimdiden düşünüp hayal edip bunu uygulamaya koymak çok önemli. Diğer birikim planı çocuklar için bahsettiğimiz. Bu planda da başımıza bir şey gelmesi durumunda zaten her şeyimiz ailemiz diyoruz. Böyle bir durumda onları koruyacak bir plan. Sağlık sigortası zaten direkt kendimize verdiğimiz değeri gösteriyor. Ben açıkçası üçünün bir arada yapılması taraftarıyım. Yani bu daha önemli, şu daha önemli diyemiyorum. Normalde herkes bütçesinden bir rakam ayırıp bunları küçük büyük bir şekilde kendilerine uygun, bütçeye uygun bir şekilde yapmalı diyorum. Peki Rusya'daki size katılan müşterilerinizin ortalama ayırdıkları rakam ne oluyor bu üçü için? Var mı öyle bir istatistik?
Şöyle, aslında burada her segmentten müşterilerim oluştu şu anda. Yani en üst segmentten tutun da en alta kadar her gruptan var. Ama tabii ki ben burada genel olarak bu bireysel emeklilikte maksimum devlet katkısını özellikle vurguluyorum. İşte aylık brüt asgari ücret tutarında ödemeye özen gösterin diye. Diğer taraftan birikimde yine mutlaka bir şey olursa ciddi olarak onları koruyabilecek bir teminat olması gerektiği konusunda ihtiyaç benimsetmeye çalışıyorum. Diğer taraftan sağlıkta en düşük paketi mutlaka yapmalarını öneriyorum. Peki, çok teşekkürler. Şunu da sormak istiyorum. Evet. Rusya'ya gelip gidiyorsunuz. Hı. Çok kalıcı değilsiniz. Rusya'ya ilgili, yani iş haricinde Rusya deyince aklınıza gelen ilk kelime ne oluyor? Açıkçası benim sanat. Burada ben hani Rusça bilmediğim için tiyatroya gidemiyorum. Buna çok üzülüyorum ama iki kez bale gösterisine gittim. Bir kez operaya gittim ve gerçekten çok büyük zevk aldım. Daha çok gitmek isterim. Şu anda gidemiyoruz tabii ki. Benim aklıma ilk gelen bu. Ve tabii ki ilk, yani mutlaka geldiğimde burayı bir geziyorum her seferinde. Ofisimizi nasıl buldunuz? Ofisimiz muhteşem. Yanınızda çalışabilirim. Bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Kapatmadan şunu sormak istiyorum. Hep Türkiye'de televizyon programlarında geyik konusu yapılır. Hatta geyiği bırakıp antilopa döndüğü zamanlar bile oluyor. Türk kadınları kocalarını Rusya'ya göndermekten çekiniyorlar. Siz bir kadın olarak Rus kızlarını nasıl buluyorsunuz veya gerçekten korkmaya değer mi yani kocasını buraya göndermeye? Çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Evet. Siz de Türkiye'den gelen birisi olarak. Güzel bir soru. Yani açıkçası tabii ki bu bir güven meselesi ama gerçekten buradaki kızlar çok çok fazla, aşırı güzel. Yani ben de sürekli dönüp dönüp bakıyorum, bazen kendimi böyle buluyorum bakarken. O yüzden haklılar diyebilirim. Herhalde ben de olsam göndermezdim. Peki, çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenlerimiz, yayına başlarken de söylemiştim. Hemen hemen her konuda Rusya ile ilgili sizlere bilgi aktarmaya devam ediyoruz. Bugün de çok hayati bir konu. Yani gerek sağlık sigortası olsun, gerek emeklilik olsun, gerek eğitim konusunda bu işin uzmanı, yurt dışında çalışan, yaşayan Türk vatandaşlarına sigorta yapan Çiğdem Hanım da bir araya geldik. O sorularımızı yanıtladı. Umuyorum ki sizlerin adına hemen hemen her şeyi sormuşumdur. Hatta biraz fazlasını yaptık. Olayı biraz geyik muhabbetine de çevirdik sonunda. Ama umuyorum ki sizler için keyifli bir video olmuştur. Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın.